din insanı o şizofren ruhtan kurtarır. İslam. Kapat o pencereyi ya. Yeterli oksijen sağladıktan sonra kapatın. İnşallah. Din olmadığında şeytan devreye girer. Şeytan da insanı şizofren yapar. Şeytan etkisine giren insanlar filmlerde de falan da görürsünüz. Hayal resimleri yapılır. Evet. Hayali filmlerde bu görülür. Yüzünde şizofren bir ifade vardır. Şeytan etkisine girenlerde. Bütün hareketleri şizoittir. Dolayısıyla genç kızlarda da hayat gayesi olmadığında, genç delikanlılarda şizofren bir ruh gelişiyor. Hayata küsme, sevdiklerine küsme, içine kapanma, intihar eğilimi, dinsizlik, iman eksikliği, iman zayıflığı yahut imansızlık şeytanın insanın bedenine girmesine neden oluyor. Şeytan da şizofren olduğu için, yani şizoid bünyeli olduğu için insanları o deli ruhun içine çeker. Mesela bak münafıklarda da şizofren bir ruh vardır. Delidirler. Mesela insanlarla musallat olurlar. Çevresine zarar vermeye çalışır. Bir intikam kin ruhu vardır. Mesela akılsızca eylemler yapar. Kendine de zarar vermek, etrafına zarar vermek münafıkların bir özelliğidir. Yani gayetsizce, şuursuzca bunu yapar. Deli bir kararlılıkla bunu yapar. Ama tabii mümin olan, Müslüman olan sadece hayır peşinde koştuğu için, İslam'ın hayrına hareket ettiği için hayatı çok dolu geçer. Ama şimdi Türk toplumuna genel olarak iman hakikatleri anlatılmadığı için, Kur'an mucizeleri anlatılmadığı için, Darwinist eğitim çok fazla verildiği için, yüksek dozda verildiği için ve gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı, onların anlattığı o büyülü dünya, o kabus gibi dünyayla Darwinist materyalist dünyanın korkunçluğu birleştiğinde korkunç bir rüya meydana geliyor. O da gençler işte şizofren bir ruha doğru çekiyor. Yani içine kapatıyor. O yüzden gençlik arasında hem homoseksüellik yayılıyor, hem intihar eğilimi yayılıyor, hem boş vermişlik yayılıyor, hem çökme yayılıyor, hem de kin ve nefret yayılıyor. Akıl almaz, kin dolu ve nefret dolu bir kitle yetişti. İnternette görüyoruz. Adam herkese küfrediyor. Evet. Anasına, babasına, devlete, cumhurbaşkanına, herkese çirkin laflar ediyor. Sanatçılara, sporculara. Yani sevdiği hiç kimse yok. Ondan nefret ediyor, ondan nefret ediyor. Akıl almaz bir nefret kitlesi oluştu. İngiliz derinleri de bunu özellikle yapıyor. Çünkü nefret kitlesini savaşa, iç savaşa çekmek çok kolay oluyor. Evet. Yani bir nefret kitlesi oluşturduktan sonra iç savaş oluşturmak çok basit. Herhangi bir şeyden elektriklendirirsin. Ya falanca mahalleden size işte 100 el ateş etmişler diyor. Adam eline sopayı alıyor, sokağa dökülüyor. Hatta bilmiyor, kime vurduğunu bile bilmiyor. Delice sandırıyor. Yani İngiliz derin devleti bu psikolojik operasyonuna Türkiye'de uzun yıllardan beri devam ediyor. Yani bir psikiyatrik, psikolojik geniş çaplı bir operasyon. Hem Darwinist eğitimle yapılıyor bu, hem gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla, hem de internette insanların birbirinin nefretini teşvik ederek bunu yapıyorlar. Ve bir nefret toplumu, sevgisizlik toplumu oluşturuyorlar. Mesela siyasetçilere bakıyorum, birbirinden korkuyorlar. Ya siyasetçiye mesela vatandaş hediye veriyor, korkuyor, alamıyor. Bir şey söylüyor, dinleyemiyor. Korkudan gazeteciler haber yapar, etrafa yayılır diye. Kitap veriyor, alamıyor korkudan. Ödü kopuyor, basına yansır diye. Selam veriyor, selamı dahi alamıyor korkudan. Çünkü diyor ki adam nereden tanıyor diyor, mesela resim çekiyor. Fazlen CHP'li, MHP'liye selam veriyor. Ya tokalaşıyor. Ertesi gün manşetlerde CHP'li MHP'li ile tokalaştı. Mesela diyor ki CHP'liler, ya sen ne alaka? MHP'den de bazı tipler çıkıyor. Sen ne alaka ya bu adamla tokalaştın diyorlar. Yani hepsi değil ama bazı aklı evveliler çıkıyor. Her yerde var. Ve adamı yaptığına yapacağına bin pişman ediyorlar. Bu nefret toplumu politikası, yani bu psikolojik, psikiyatrik operasyona karşı devletin
ciddi karşı önlem alması gerekiyor. Öbür türlü çok riskli olur. Evet, benim güzel yüzümü